Arkadaşlar hepinize selamlar, ben Anıl. Bu videoda FPS sorunu yaşayanlara çözüm sunmaya geldim. Derdinize deva olacağım arkadaşlar, hiç merak etmeyin. Lan onu yakacaksın lan, yemeyeceksin onu lan salak. Gerçekçi, hiçbir şekilde yalan dolan olmayacak. Yok FPS'iniz birken 500 yapacağım diye bir muhabbet yok arkadaşlar. Size ayarları göstereceğim. Ardından size aslında olması gereken FPS değerinizi göstereceğim kanıtlarıyla. Siz buna bakarak kendi FPS'inizi yorumlayacaksınız ve size anlatacağım şekilde sorunları kendiniz bulabileceksiniz. Bu videoyu sonuna kadar izleyin ki derdinize deva olabileyim. Videoyu beğenmeyi ve de kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Beni izleyenlerin %94'ü kanala abone değilmiş. Ayıp oğlum, ayıp ayıp. Abone olun lan, bedava oğlum, parayla değil lan. Bas oğlum aboneliği geç. Hadi şimdi hep birlikte videoya geçelim. Şimdi arkadaşlar ilk önce ayarlarımıza giriyoruz. Görüntü ayarlarımızı zaten hepiniz yapmışsınızdır diye tahmin ediyorum ama ben gene de üstünden geçeceğim. Burayı atlayabilirsiniz. Buradaki çözünürlüğü en düşüğe alıyorsunuz. Bende 1024'de 768 var. Sizin monitörünüze göre bu değişkenlik gösterebilir. FPS kısıtlamaların hepsini kapalı yapıyoruz. Görüntü boyutu yönetimini doldur yapıyoruz. Grafik kalitesini hepsini düşük kapalı yapıyoruz. Ben de bunları açık, siz kapalı yapın. Çok izlekli görselleştirmeyi de açık yapıyorsunuz. Ardından hazır oyunumuz açıkken arkadaşlar görev yöneticisine giriyoruz. Ayrıntılar diyoruz. Görev yöneticisine girmeyi bilmeyenler için de kontrol alt delete, belki çok ufak kardeşlerimiz izliyordur diye bunu da belirtmek istiyorum. Ne baba ne? Ardından V'ye basıyoruz ve Valorant.exe'yi buluyoruz. Sağ tıklayıp öncelik ayarla diyoruz ve buradan yükseğe seçiyoruz arkadaşlar. Önceliği değiştir diyoruz. Bu sayede oyunumuzu daha arka planda çalışan uygulamalara nazaran daha ön plana alıyor ve FPS'imizi olabildiğince yükseltiyor arkadaşlar. Şimdi geldik bilgisayarda yapacağımız ayarlara. Oyun modu yazıyoruz arama kısmına. Oyun modu, bunu açık yapıyoruz. Ardından grafik ayarlarına tıklıyoruz. Masaüstü uygulaması olacak şekilde göz atlıyoruz. Arkadaşlar Riot Games klasörünü buluyorsunuz. Ardından Valorant'a giriyorsunuz. Ardından Live diyorsunuz. Shooter Game, Binaries, kütüphane demek de artık nasıl okunuyor bilmiyorum. Win64 diyoruz ve ardından Valorant Win64 Shipping'e tıklıyoruz. Ekle diyoruz. Ve bir diğer de tekrar geliyoruz. Ve Valorant'ı işaretliyoruz buradan da. Şimdi burada seçeneklere tıklıyoruz. Yüksek performansı işaretliyoruz. Tekrar seçeneklere tıklıyoruz. Yüksek performansı işaretliyoruz. Ve artık oyunumuz bilgisayarda en öncelikli sırada olacak. Bunu yaptıktan sonra Valorant'a girdiğinde eğer ki siyah ekranla karşılaşırsanız bilgisayarı yeniden başlatın. Bu sorun hallolacaktır. Ardından geri geliyoruz ve Xbox Game Bar'a geliyoruz. Buradaki sizde açıksa bunu kapalı hale getiriyorsunuz. Tekrar aramaya geliyoruz ve buraya arka plan uygulamaları yazıp giriyoruz. Ardından burada arka plan uygulamaları sizde açıksa bunu kapalı yapıyorsunuz. Bu FPS'inizi olabildiğince fazla yükseltecektir. Bilginiz olsun, çünkü çok fazla arka plan çalışan uygulama olursa hem CPU'yu kullanır hem de GPU'yu kullanır. Yani hem işlemci hem de ekran kartını fazlasıyla kullanır. Bunun önüne geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi aramaya güç planını seçin diye aratıyoruz. Ardından bakın burada yüksek performansı buluyorsunuz arkadaşlar. Yüksek performansı bulmazsanız işiniz çok sıkıntı. Çünkü dengeli olursa FPS'iniz, yani bilgisayar sürekli eksik güç verecek ve bu sebepten dolayı da ekran kartınız olsun, işlemciniz olsun gerekli performans sağlayamayacak. Ardından plan ayarlarını değiştir diyoruz. Ekranı kapat falan her şeyi hiçbir zaman diyoruz ve değişiklikleri kaydet deyip yüksek performansta bilgisayarımızı kullanıyoruz. Bu en önemlisi. Şimdi ise tarayıcımıza giriyoruz ve HFHW monitörü indiriyoruz. Bunun da sebebi arkadaşlar, eğer ki FPS'iniz 60, 70, 80, 30 ve üstüyse, öyle söyleyeyim, oyununuz anlık donuyorsa bunun sebebi İşte şimdi size göstereceğim olaydan kaynaklı. Çünkü daha önce benim de başıma geldi. Dandik bir laptopum vardı. CSGO oynuyordum o laptopta ve sürekli anlık donmalar yaşıyordum. Bunun üstesinden nasıl geldim şimdi size göstereceğim. Bu arada izlemişsinizdir umarım. Giriyoruz siteye, aşağı iniyoruz. İndirmeye basıyoruz. Download diyoruz ve buradan bölge seçip indiriyoruz. Şimdi indirdiğinizi varsayıyorum ve uygulamayı açtığınızı varsayıyorum. Eğer ki masa üstünden bulamıyorsanız buraya HW yazıyorsunuz ve burada çıkıyor. Burada sizin bakmanız gereken olay,
Bunları kapatıyoruz. Ryzen 5. Benim işlemcim Ryzen 5. Şimdi bakın Ryzen 5'in sıcaklığı kaç arkadaşlar? 52.5. Şimdi bir de iniyoruz. Ekran kartının sıcaklığına bakıyoruz. 50 derece. Eğer ki sizin sıcaklıklarınız 70'te 80'de geziniyorsa oyunda, sizin oyununuz donar arkadaşlar. Aşırı derecede takılma yaşarsınız. Bunun önüne geçmek için de eğer ki laptop kullanıyorsanız ucuz yolla bir soğutucu bulacaksınız. Laptop soğutucusu. Öncesinde şunu deneyebilirsiniz. Laptopun altına fanı kapatmayacak şekilde kitap koyabilirsiniz. Bu laptopunuzu yüksekte tutar. Bu sayede laptopunuz biraz daha az ısınır. Ne keşfetmek isterdim? Yürüyen uçak. Ama sizin dikkat etmeniz gereken olay şu. FPS problemi mi yaşıyorsunuz yoksa internet dalgalanması mı yaşıyorsunuz? İnternetten kaynaklı oyununuz donuyormuş gibi de olabilir. Buna dikkat edin arkadaşlar. Eğer ki sıcaklığınız normal seviyedeyse ve bilgisayarınızda hala daha donma yaşıyorsanız, anlık takılmalar yaşıyorsanız, arkadaşlar bunun kesin çözümü var. O da bilgisayarı formatlamak, ardından bilgisayarın içini temizlemek veya temizletmek. Eğer laptop kullanıyorsanız ve laptoptan çok iyi anlamıyorsanız bunu yapmanızı tavsiye etmem. Gidin bir bilgisayarcıya 50 lira verin. İçini temizlesin arkadaşlar. Hiç o riske girmeyin çünkü. Şimdi geldik Zurna'nın Zord dediği yere arkadaşlar. Burada yapacağımız olayda YouTube'a giriyoruz. Ardından buraya ekran kartı RX 570. İşlemcim Ryzen 5 1600 AF. Valorant yazıyoruz ve giriyoruz. Bu arada şimdi aklıma geldi, bunu da belirtmek istiyorum. Eğer ki RAM'iniz düşükse bundan kaynaklı anlık donmalar da yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. RAM'inizi yükseltebilirsiniz. RAM'inizi yükseltirseniz bu sorunun üstesinden geleceğinizi düşünüyorum. Bilginiz olsun, çünkü bilgisayarın içini temizlettirdiniz falan hala daha oyununuz donuyorsa RAM'den kaynaklıdır arkadaşlar. RAM'iniz 8 GB ise 16'ya çıkartın. Bu sorun düzelecektir. RX 570 Ryzen 5 1600 AF Valorant diye yazdık arkadaşlar. Şimdi mesela 8 ay önce bir arkadaşımız benchmark testini yapmış. Hemen bakıyoruz. Bakın aldığı FPS kaç? 180 arkadaşlar. Şimdi bu arkadaş ta bunu 31 Ağustos'ta yapmış arkadaşlar. Siz bunun üstüne 5-10 FPS düşürebilirsiniz. Çünkü oyun her güncelleme aldığında bilgisayarınız bir adım daha eskiyor anlamına gelir arkadaşlar. O yüzden mesela şu an arkadaş 179-180 FPS alıyor. Düşük ayarlarda alıyor bu FPS'i. 160. Yani 160-180 arası gidip geliyor. Siz de kendi ekran kartı ve işlemcinizi buraya yazarak bulabilirsiniz arkadaşlar. Benim işlemcim ne, benim ekran kartım ne, ben bunların hiçbirini bilmiyorum diyorsanız da bana ne amına koyayım. Aramaya geliyoruz tekrar. DXDAC yazıyoruz ve çalıştır diyoruz. Burada gördüğünüz gibi sistem bilgilerinizi size sunuyor. Bakın benim işlemcim neymiş? Ryzen 5 1600 ve RAM'im de 8 GB'mış. Ekran kartım neymiş? RX 570 4 GB, yani toplam bellekte 8 GB'lık bir ekran kartına sahipmişim. Burada siz de bunu öğrenerek kendi benchmark testinize bakabilirsiniz. Bu sayede sizin aslında bilgisayarınızın alabileceği maksimum FPS'i görebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi ve de kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.